Geçmişi özleyen bir insanım. Geleceği çok geçmişi özlüyorum. Geleceği çok merak ediyorum. Ama anı ıskalıyorum. Yani bir merak, bir özlem. Şimdi hem merak hem özlem çok yoğun duygular. Ortası da burası. Tamam, şimdi o kadar çok özledin, çok da merak ettin Özgür. Şimdi şu merakı biraz azaltalım. Gelecek olacak, ne olacaksa olacak. Özleme de yapacak bir şey yok. Orayı da şey yapalım. Burada sevdiklerinle beraber daha kaliteli bir zaman. Gelecekte özlemini duyacağın şekilde kalitelendirilmiş bir zamana kalitelendirilmiş bir dönüştürmeli. zaman. Yani bu anı öyle güzel yaşamalı ki gelecek geldiği zaman ben ya 7 yaşıma bir kez daha dönsem dediğim gibi, o zaman da ya 47 yaşıma, 40 küsur yaşıma bir daha dönsem demeyeyim. Zamanı o şekilde ayarlayabileyim. Yani şeyim budur, planım budur. Umarım başarırım. Umarım. Sen insanlar sonuca odaklandığında, senin ulaştığın hayata odaklandığında tabii ki oraya kadar gelen süreci görmüyorlar. Bu da çok normal. Özellikle seni sadece bir videodan tanıdılarsa direkt sevmeyebilirler yani seni. Ama ya oraya gelene kadar büyük fedakarlıklar tabii ki veriliyor. Uzun yıllar emek veriliyor. Ben 3 yıl boyunca hiç para bile kazanmadım yani YouTube'da içerik üretirken. Sadece yaptım, inandığım için. Bir gün bundan bir şeyler yapabileceğime inandığım için. Normalde Uludağ Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği mezunuyum. Ben bu işlerle uğraştığımda bana demişler ki sen ne yapıyorsun? Ne çekiyorsun? Onlara derdim. Bir gün hayallere ulaşmam konusunda bu iş bana yardımcı olacak. Tam olarak nasıl olacak bilmiyorum ama o yolu bir şekilde bulacağım ya da kazacağım gerekirse. Gerçekten de öyle oldu.